Kurumuş yapraklar. Bu sanatı yok etmemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ebru sanatı çok özgür bir sanat. Yani ama alınan malzemenin emici özelliğinin olması gerekiyor. Bu fikir, yani acaba bunu alabilir miyim? İşte buna olabilir mi? En başta zaten kağıt üzerine, özel kağıtlar üzerine, ebru kağıtları üzerine yapılıyordu. Bir de kumaş üzerine, ipek kumaşlar üzerine yapılıyor ebru sanatı. Ama baktım emici özelliği olan ağaç bir emici bir madde. Zaten kağıt yani ağaçtan yapılıyor. Ağaca denedim. Ağaç üzerine yaptım. Daha sonra doğal yapraklar üzerine yapmaya başladım. Sonbahar mevsiminde kuru yaprak topluyorum. Onların üzerine ebru sanatı yapıyorum. Seramik üzerine, seramiğin de emici özelliği var ama her seramiği alamıyorum. Çok iyi bir kaliteli bir malzeme olması gerekiyor. Ebru seçici bir şey, yani ebru sanatı. Kağıt, kumaş zaten var. Ahşap, doğal yaprak, seramik, taş, taşın üzerine de oluyor. Tabii taşı zımparalayarak da taş, deri üzerine yapanlar var. İşte sanat çok önemli bir şey, sanatın görselliği çok önemli. Eğer siz farklı bir şey yapıyorsanız, her ülkede öyledir, bizim ülkemizde de öyle. Özellikle işte İstanbul, Ankara, İzmir misafirlerimiz geliyor. Yani onlar mesela, bunların bakış açıları çok farklı ister istemez. Her yerde gördükleri şeyi, aynı şeyi istemiyorlar. Bir bakıyorlar ki ben farklıyım, hani şeyim farklı, tarzım farklı. Burası bir sanat atölyesi. O zaman çok ilgileniyorlar ve sağ olsunlar tercih ediyorlar. Özellikle çocukların ilgisi çok fazla. Benim ilk atölye çalışma zamanımdan bu yana işte Japonya'ya gitti, Japonlara mesela gitti. Onlarla birlikte çünkü workshop çalışması yaptık. Daha sonra Amerika'ya gittik. Amerika'ya birçok ipek kumaş gitti. Tablom gitti. Belçika. Açıkçası daha önce arkadaşlar geldi. Brezilya'ya bile gitti. İngiltere'de var. Türkiye'de zaten birçok yerde var. Kağıt biraz renkli bir kağıt.